İyi yayınlar, Çok teşekkür ederim. merhabalar. Öncelikle bu saldırıyla ilgili görüşlerinizi rica edeyim. Yani seçime doğru bu türlü saldırının olabileceğine yönelik böyle bazı fikirler ortaya çıkıyordu. Ama özellikle dünkü Erdoğan'ın konuşmasından sonra böyle bir saldırının olması direkt zaten Meral Akşener Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Ne diyorsunuz? Kuşkusuz genel söylem olmamalı, saldırı olmalı. Seçim ve sandık barışçıl ortamda, fikirlerin yarışmasıyla, serbest yarışma ortamında oluşan bir süreci ifade eder. Bu güvenlik ortamında içerisinde yapılmalı ama tabii ki önceki gece yapılan konuşma, dünkü atışmalar ve bu sabah, bugün böyle bir saldırının olması gerçekten kaygı verici bir durum. Çünkü hani İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Türkiye'nin de başından beri tarafı olduğu sözleşmenin 10. maddesini hatırlayalım. İfade özgürlüğü için, düşünce özgürlüğü için kullanılan bir kayıt. Bu özgürlük görev ve sorumlulukları da tazammun eder diyor. Yani görev ve sorumlulukları da içerir. Bu ne demek? Bu önemli şahsiyetlerin, toplumu etkileme konumunda olan kişilerin sözlerine dikkat etmeleri. Yani konuştuklarının, kullandıkları sözcüklerinin konuşmadan önce, ağızlarından çıkmadan önce ölçmeleri ve tartmaları. Bu kişi siyasal parti genel başkanı olabilir, bu kişi başbakan olabilir, cumhurbaşkanı olabilir ama hele hele bu kişi hem hükümetle özdeş bir kişilik ise, hem Cumhurbaşkanlığını temsil ediyorsa, hem de parti genel başkanı ise, yani bütün kamu yönetiminin en üst amiri konumunda ise, bu kişinin çok daha dikkatli ve özenli konuşması gerekiyor. Ama tanık olduğumuz bunun tersi oluyor. Önceki gece, dünkü atışmalar, önceki gece tehditvari konuşma, dünkü karşılıklı atışmalar ve bu sabahki saldırı gerçekten bir rastlantı mıdır? Rastlantı olması kuşkusuz temennimizdir ama mutlaka faillerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu açıdan bu vesileyle hani anayasa hukuku ve insan hakları hukuku uzmanı bir kişi olarak yöneticilerimizin ve özellikle Sayın Erdoğan'ın sözlerini İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi madde 10 çerçevesinde ölçüp tartmasının ne kadar yaşamsal olduğunu ortaya koyuyor. Bugün birkaç kişi yaşamını yitirebilirdi. İşte bu sözler, atışmalar ve bugünkü saldırı ile haberlerinizin başında verdiğiniz Hüdapar Genel Başkanı'nın Gonca Kuriş'in öldürülmesi, belleklerimizi tazeleyelim, domuz bağıyla nasıl öldürüldüğünü ve Gaffar Okkan'ın nasıl kurşunlandığını hatırlayalım. Onları tantana olarak niteleyen, yani nedir insan yaşamı, öldürülebilirler, bunu niçin abartıyorsunuz? İşte bu çok ciddi bir açıklamadır. Üzerine ciddiyetle durulması gereken, sorumsuzca bir açıklama demiyorum. Belki o kişinin temsil ettiği partinin muhaliflere bakış tarzını, yaşama bakış biçimini yansıtan acama gerçek bir tablodur. İşte onun da bu 2 gün, son 2 günde tanık olduğumuz açıklamalar ve bugünkü eylem arasındaki 14 Mayıs'a giden yolda siyasal yarışmaya katılan partilerin durumunu dikkate aldığımız zaman gerçekten devlet ve çete nerede başlıyor, devlet nerede bitiyor, çeteleşme nerede başlıyor, hukuk nerede bitiyor ve kaba güç nerede başlıyor sorularını en açık dille, ciddiyetle, arı bir biçimde, sade bir biçimde, yalın bir biçimde sormamız ve ortaya koymamız gereken bir gün ve
zamandır diye düşünüyorum. Evet, bunların hiçbirinin tesadüf olacağı da olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü yine Meral Akşener bizzat kendi söyledi, hatırlayacaksınız. Bu günler iyi günlerin daha ne göreceksin cümlesini kullanmıştı Erdoğan. Lince uğradı Meral Akşener. Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan diye bir ifade kullandı. Evi basıldı Meral Akşener'in ve velhasılı kelam en sonunda da beni kendinle uğraşmaya mecbur bırakma. Beni kendinle uğraştırma dedi. İşte İstanbul İl Başkanlığı kurşunlandı. Sonuçta bütün bunlar Erdoğan'ın bu türlü cümlelerinden sonra oluşan saldırılar olması nedeniyle de tabii çok manidar. Sizin de söylediğiniz gibi bir siyasi parti lideri, hatta Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan bir kişi sürekli birilerini tehdit ederek, parmak sallayarak sözlerine çok dikkat etmeli. Çünkü birileri kendisine görev addediyor, onun sözlerinden çıkarıyor belki de. Ama İstanbul'da açıklama yapan Süleyman Soylu ise provokasyon dedi. Henüz daha ne olduğu, kim olduğu belli olmadan bile o bir şey, bir tavır getirdi sonuçta. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir cümle provokasyon ise o zaman biliyor demektir kimin nasıl yaptığını. Ama henüz daha bilim ortaya çıkarması gerekir. Doğru. Yani şu kişiler yaptı, şu gruplar yaptı ve amaç da provoke etmekti diyebilecek konumda ise bunu söylesin. Yoksa bunu hafife alma, bunu böyle ikincil bir durummuş gibi lanse etme anlamında söylediyse İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkileriyle bağdaşmayan, sorumluluğuyla bağdaşmayan bir söylemdir diyebiliriz. Ama tabii ki hani şu var, seçime giden yolda, süreçte güvenli bir gidiş olmadığını ve siyasal partiler arasında özgür ve serbest bir eşit bir yarışma olmadığını ortaya koyuyor. Bir taraftan şiddeti elinde bulunduran, devlet şiddetini elinde bulunduran, yani devletin bütün güçlerini, şiddet aygıtını da içeren bir şeyi de elinde bulunduran bir parti genel başkanı var. Öbür taraftan ise böyle bir konumda olmayan özel hukuk düzey kişileri olan siyasal partiler var. Provokasyonsa acaba bunu polis mi yaptı? Yani kollu gücü mü yaptı bunu? Cumhurbaşkanının o sözlerinden hareket ederek Sayın Cumhurbaşkanı endişe etmeyin, biz hallederiz bunu, siz kaygılanmayın diyen bir takım paramiliter güçler mi yaptı? Bunu tabii ki öğrenmek bizim hakkımız. Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklaması da görev ve sorumluluğu. Evet, şimdi onlardan hem fail ya da faillerin en yakın zamanda bulunmasını talep ediyoruz hepimiz. Yani biz bir vatandaş olarak ve keza İYİ Parti temsilcilerinin böyle bir talebi var. Onlardan şu anda görev bekleniyor. Peki siz hep başından beri karşı çıkmıştınız. Başından beri